Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde Fourier serilerinde oluşturmuş olduğumuz ideayı matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz bunu görüyor olacağız. Ve bu gerçekten çok daha kolay bir süreç olacak. Çünkü biz genel olarak şunu düşünmüştük. Fourier serilerinin evet periyodik sinyaller üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ve benim bir tane sinyalim olsun arkadaşlar. Periyodik bir sinyal bu tabii ki. Ben bunun bir periyodundaki hareketi şöyle ifade etmiş olayım. Bizim ana ideamız neydi arkadaşlar? Eğer ben bu periyodik sinyale Ft dersem. Ben ne diyordum? Bu FT'yi ben belirli başlı sinüsoidal sinyalleri bir araya getirerek elde edebilirim. Bunları toplayarak elde edebilirim. Örneğin bir şöyle sinüsoidal sinyal getirdim. Bir tane böyle sinüsoidal sinyal getirdim. Bir tane böyle çok daha sık bir sinüsoidal sinyal getirdim. Bunların hepsini ucuca eklediğimde, topladığımda FT sinyalini elde edebiliyorum demiştim. Ve şunu düşünürsek, atıyorum buna X1 sinyali dedim. Buna X2 sinyali dedim. Buna X3 sinyali dedim. Bu X1, X2, X3 artık kaça kadar gidiyorsanız, kaç farklı sinüsoidal sinyali topluyor. Bunun her biri, bakın sürekli söylüyorum, sinüsoidal sinyaller. Yani ya sinüs ya da kosinüs. Ve biz arkadaşlar uzun bir sinyaller tartışması yaptık. Neden? Buralarda işe yarasın diye. Biz biliyoruz ki herhangi bir sinüsoidal fonksiyonu biz A çarpı sinüs omega t artı teta şeklinde ifade edebiliyoruz. Ve buradaki A bizim için nedir arkadaşlar? Büyüklüktür. Bu sinyalin büyüklüğü. Buradaki omega açısal frekansımızdır arkadaşlar. Buradaki teta da faz, buraya frekans yazalım tabii ki, açısal frekans. Bu da faz açımızdır. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer ben ft'yi böyle x1 artı x2 artı x3 diye grafiksel olarak ifade edebiliyorsam bunu artık ifade olarak da yazabilirim ben. Yani ft yazıyorum bakın. Bu ft de öyle bir sinyal ki periyodu T bu sinyalin. Şöyle yazalım. T periyodu var. Neye eşit olacaktır? Bakın X1 diyorum ki büyüklüğü A1 olsun. Sinüs omega 1 T artı teta 1. Bu birinci sinyalim arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Burada bu arada A1, omega 1, teta 1 şu an bizim için bilinmeyenler. Bilmiyoruz. Zaten mantıkta nedir? Büyüklüğü, frekansı ve faz açısı farklı sinyalleri, sinüsoidleri bir araya getirerek FT'yi elde etmektir. O yüzden bakın biraz daha farklılaştırıyorum. A2 diyorum. Sinüs omega 2 T artı teta 2 diyorum. Devam ediyorum. Bu böyle A3, A4. Artık kaç tane lazımsa arkadaşlar. AN'e kadar ilerler değil mi? AN sinüs omega N T artı teta N olarak ifade etmiş olalım. Şimdi burada da şunu göreceğiz. Bizim omega dediğimiz ifade nedir? Açısal frekanstır. Bakın yukarıya biraz not alalım. Eğer bu açısal frekanssa biz bunun 2πf'e eşit olduğunu biliyoruz ki f burada hertz ile ölçtüğümüz frekans. O zaman şunu söyleyebiliriz. F eşittir omega bölü 2π. Bu gayet güzel bir bilgi çünkü f eşittir 1 bölü t aynı zamanda. T de nedir bizim için? Periyottur değil mi? O zaman ben şunu söyleyebilirim. Şöyle bir sonuç çıkaralım. Ben periyodu 2π bölü omega ile ifade edebilirim. Denkleme baktığımda da benim elimde bakın omega var her yerde. Ben bu omegaları periyotla değiştirmek istiyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü soldaki sinyalin ben zaten periyodunu biliyorum. Benim için daha rahat bir ifade olacak. O yüzden diyorum ki 2π bölü omega'ya bunlara başlayayım tek tek. Şuradan yazmaya başlıyorum. Eşittir diyorum. Bakın A1 çarpı sinüs omega 1 yerine arkadaşlar 2π bölü bu sinyalin periyodunu yazacağım. Ve bir önceki dersin amacı neydi biliyor musunuz? Bir önceki derste biz ne gördük arkadaşlar? Yine işte sinüs 2π, sinüs 4π'leri böyle topladık. En son periyodu en büyük olan sinyalin periyodunun bu toplamın periyodu olduğunu bulmuştuk. Bunu bir önceki derste yapmıştık. Yani bu ne demek? Benim için burada A1 sin omega 1 T artı teta 1'in periyodu bizim burada oluşturduğumuz toplamın periyodu olacak. Ki zaten o da FT'nin periyodudur. O da T'dir değil mi? O yüzden bakın İlk sinyalimizin periyodu nedir? T'dir. Hemen yazalım o zaman. Burada tabii omega'yı da bir çekelim. Belki göremeyenleriniz olur. Şurada omega eşittir ne olacak arkadaşlar? 2π bölü T olacak değil mi? Bakın tekrar siyah kalemimi aldım. Buradan başlıyorum. Sinüs diyorum ki 2π bölü T artı teta 1 arkadaşlar. Gayet güzel. Artı diyorum. Ne yapacağım? A2 için yazıyorum. A2 çarpı sinüs. Hocam peki bunun periyodunu nereden bileceğim ben? Bakın bu çok kolay. Biz bunlara ne diyorduk? Harmonik. Yani birincisinin arkadaşlar periyodu T ise ikincisinin T bölü 2, T bölü 3, T bölü 4, T bölü 5 bu şekilde gidecek. Yani buraya da aslında şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İlla böyle yazmaktansa mesela 2π çarpı 2 bölü T olarak yazabilirsiniz. Bu sizi daha çok rahatlatacaktır. Evet arada bir bağlantı koptu. Burada da mantığımız şu bu arada arkadaşlar.
Şimdi normalde 2 pi bölü t diyorum ben, değil mi? Ama bunun periyoduna da ne dedim? T bölü 2 dedim. İşte bu da zaten 4 pi bölü t olmuş olur. Bu şekilde yazabilirsiniz yani. O zaman bunu da artı teta 2 diye kapatalım. Devam ediyoruz. Nokta nokta nokta. En son a n'e geldim arkadaşlar. Burada da sinüs. Açtım hemen. 2 pi çarpı bakın büyük n bölü t artı teta n olarak ifade ettim. Şimdi ne yapmış oldum aslında? Baya baya denkleme dökmüş oldum benim sahip olduğum fikri. Peki daha ne yapmak isterim ben? Bunu birazdan kompakt bir hale getirmek isterim. Neden? Daha kolay kullanmak istiyorum. Şu an çok dağınık. Ve fark edeceğim şey şu. Ben bir sürü sinüs sinyalini toplamışım ve bunlar birbirine çok benziyor aslında. Neden? Ben bunları bir toplam sembolü içine koyarsam, baktığınızda bakın şurası n eşittir 1 için değer olur. Burası n eşittir 2 için değer olur. Burası da n eşittir şöyle büyük n için değer olur. Yani geldim ben buraya, dedim ki ft dediğim şeyi bir toplam sembolüyle ifade edeyim. N eşittir 1'den başlasın ve büyük n'e kadar ilerlesin. Ve bunun içinde de ne olacak? A n dediğim bir katsayı olacak. N'in değerine göre değişecek. Daha sonrasında bakın sinüs diyorum. Üste n çarpı pi olacak arkadaşlar. Bakın baktığınızda bu birinci ifadem için n 1'dir. Bu arada n çarpı pi değil de şöyle yapalım. 2 pi n çıkacak. Orayı şöyle biraz düzeltelim. Hemen 2 pi n çıkacaktır değil mi? Şöyle yazdık. Birinci ifade için bakıyorum bakın. N eşittir 1 olduğundan 2 pi bölü t elde ettim değil mi? 2 pi n bölü t artı teta n olarak yazacağım bunu. Yani ikinci ifadeye gitseniz örneğin orada da 2 pi çarpı 2 elde ediyorsunuz. Yani mesele şu. N'in farklı tam sayı değerlerini koyarak arkadaşlar, bu harmoniklerin tüm serisini elde etmiş oluyoruz. Bizim bu noktaya kadar mantığımız bu. Diyeceksiniz ki hocam bu noktadan sonra ne yapacağız? Bakın buradan sonra çok kolay bir şey kullanacağız aslında. Trigonometrik özdeşlik. Biz biliyoruz ki trigonometriden arkadaşlar bizim toplam fark formüllerimiz var. Örneğin elimde sinüs x artı y gibi bir ifade varsa ben bunu kosinüs x çarpı sin y artı kosinüs y çarpı sin x olarak yazabilirim. Bunu bu şekilde ifade edebiliyorum. Bu da ne anlama geliyor? Yukarıda sahip olduğum bir ne var arkadaşlar? Toplam sembolü var değil mi? Bu toplam sembolün içinde de bakın şurada bir sinüs ifadesi var. Bu sinüs ifadesini açabilirim. Geldim o zaman, dedim ki ft eşittir. Hala toplam sembolünün içindeyim bu arada arkadaşlar. Bakın n eşittir 1'den. Bu arada bu yukarıdaki n vardı ya. Bunu sonsuz da yapabiliriz bu noktada. Hocam onu birden nasıl yaptın? Ne alaka? N'e kadar gidiyorduk derseniz. Aslında bu şu demek arkadaşlar. Siz bir sinyali elde etmek istiyorsunuz değil mi? Farklı sinüsoidler kullanarak. Bu şu şöyle düşünebilirsiniz. Biz eğer ne kadar çok sinyal eklersek o kadar çok doğruluğa yaklaşırız. Değil mi? Bunu da şu yüzden söylüyorum. Örneğin düz bir çizgi sinyali elde etmek istediğimizi düşünelim, tamam mı? Periyodik böyle bir sinyalimiz var. İşte ben ne yaptım? Bir tane sinüsoidal kullandım. Böyle bir şey elde ettim. Bir tane daha kullandım. Biraz sönümledim arkadaşlar uçları. Şöyle bir şey oldu. Bakın hala tam düz değil. İşte bir tane daha kullandım. Yine sönümledim biraz ama bakın hala düz değil. İşte bir tane daha kullanıyorum. Hala düz değil. İşte böyle 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 ne kadar çok kullanırsam bu düzlüğe o kadar çok yaklaşırım, değil mi? Yoksa direkt olarak aynısını elde etmem zaten mümkün değil. O yüzden sonsuza doğru gideceğim. O zaman şöyle bir şey yapalım. Buradaki n yerine sonsuz yazalım. Hiç kafamız karışmasın. Daha sonrasında a n katsayısını yazıyorum. Buradaki sinüs ifadesini açıyorum bakın. Ne yapacağım? Kosinüs x diyorum arkadaşlar. Yani kosinüs 2 pi n bölü t. Çarpı diyorum arkadaşlar. Sinüs teta n. Artı diyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Bu sefer sinüs 2 pi n bölü t çarpı kosinüs teta n. Bu ifadede de a n'i şöyle dağıtalım, olur mu? Geldim buraya. Tekrar açıyorum. Sonsuza kadar gideceğiz. A n'i dağıttığım zaman bakın a n çarpı sinüs teta n çarpı kosinüs 2 pi n bölü t elde ediyorum birinci kısım için. İkinci kısım için de bakın a n çarpı kosinüs teta n çarpı sinüs 2 pi n bölü t elde etmiş oluyorum. Ve bu noktada şunu fark etmenizi istiyorum. Teta n dediğimiz şey bizim bir faz açısı ve net bir sinüs kosinüs değeri değil mi? 30 derece, 45 derece, 60 derece neyse ne. Bu da şu anlama geliyor. A n ile ki a n zaten bir katsayıydı. Sinüs teta n veya kosinüs teta n'i çarpmamız bize yine bir sabit verecektir. O yüzden gelin bunlara yeni isimler verelim. Bunun ismi a n olsun. Küçük a ile. Bunun ismi de b n olsun. Küçük b ile. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Artık ne yapmış olduk arkadaşlar? Benim ft değerimi şöyle bulmuş olduk bakın. Bir tane toplam sembolümüz var. N eşittir 1'den başlıyor. Sonsuza kadar inceleme yapıyoruz. A n diyorum çarpı kosinüs 2 pi n bölü t artı diyorum b n çarpı sinüs
2πn bölü t arkadaşlar. Böyle ifadelerimiz var. Tabii ki ben burada şunu unutmuşum. Bu da tabii ki kafanızı karıştırmış olabilir. Şuralarda bizim değişkenlerimiz olması lazım değil mi? Küçük t'ler aslında çok da unutulmaması gereken bir şey. Ama insanlık hali şöyle oluyor. Buraları bu t'leri eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Buralarda bu t'lerin olması lazım tabii ki. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Burada da şu t olacak. Sonradan denklemi yanlış yorumlamanızı istemem. Şöyle yapalım. Yani bu sinüsler ve kosinüsler bir t bağımsız değişkenine tabii ki bağlı arkadaşlar. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Şu aralardakini yapmadım. Ama durumun şu an anlaşıldığını düşünüyorum. Tamam. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Peki arkadaşlar, benim burada size şu şekilde bir sorum var. Burada n'i 1'den başlattık ya. N'i 0'dan başlatsaydık ne olurdu? Ben bunu denemek istiyorum. Bakın n 0 verseydim şu içeriye. Ne elde ederdim? A 0, tamam mı? Devam ediyorum arkadaşlar. N'e 0 verdim. Kosinüs 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 elde ettim. 1 diyorum. Artı dedim. Burada zaten B 0 elde ediyorum. Hadi yine de yazalım. B 0 diyorum. Çarpı. Sinüs 0 da 0'dır. Burayı da 0 elde ettim. Yani ben bu toplam sembolünde 0 verdiğim zaman direkt olarak ne elde ediyorum? A 0 elde ediyorum. O zaman dedim ki, bakın şöyle bir şey dedim. Ya dedim, ben buradaki n eşittir 1'i n eşittir 0 yapabilirim ve bunu yaptığım zaman sonucu a 0 olarak buluyorum. Ama dedim, ben bu ft'yi gidip de toplam sembolünün içindeki bir a 0'la değil de ayrı bir a 0'la ifade edeyim ve bunun nedenini de anlatacağım şimdi size. Buraya diyoruz ki, yani ft eşittir a 0 artı diyorum n eşittir 1'den sonsuza kadar ne gidecektir? An kosinüs 2 pn bölü periyot, bir de zamana bağımlı değişkenimiz, zaman değişkeni daha doğrusu, artı diyoruz bn sinüs 2 pn bölü periyot t. Bu şekilde ifade edebilirim. Aslında bu neye eşittir arkadaşlar? Bizim toplam sembolümüzün n eşittir 0'dan başlayıp sonsuza kadar giderken işte an kosinüs 2 pn bölü periyot t artı, işte şuraya sığdırmaya çalışalım, bn sinüs 2 pn bölü periyot t'ye eşittir. Buradaki fark ne? Ben diyorum ki n eşittir 0'da a 0 hesaplayacağım ama bunu bu şekilde dışarıya çıkarayım. Bakın şöyle ifade edeyim. Peki bunu niye yaptım? Arkadaşlar bunu şu yüzden yaptım. Bakın buradaki sinyale herhangi bir işte isim verelim. Mesela burası k sinyali olsun, tamam mı? Siz diyelim ki bunları hesapladınız. Bu sinyallerin hepsini üst üste topladınız arkadaşlar. K sinyalini koordinat düzleminde atıyorum. Şöyle ben turuncuyla bir koordinat düzlemi çizdim. Şu şekilde buldunuz. Tabii o kötü oldu. Biraz da şöyle buldunuz diyelim. Şimdi buradaki mesele şu arkadaşlar. Siz bunu buldunuz ama biz sinyallerin başında neler öğrenmiştik? İşte büyüklüğe göre ölçeklendirme, büyüklüğe göre kaydırma, zamana göre ölçeklendirme, zamana göre kaydırma. İşte o baştaki A0 aslında size büyüklüğe göre kaydırma fırsatı veriyor. Yani bu da ne demek? Sizin sahip olduğunuz sinyalin y eksenine göre lokasyonunu ayarlamanız demek. Bakın A0 arttırıp azaltarak, yani A0'ın değerine göre bu sinyali böyle böyle hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu bizim için daha avantajlı bir durum olduğu için A0'ı toplam sembolünün içinde değil de ayrı olarak yazmayı tercih ettik. Bu da arkadaşlar bizim bu başta bahsettiğimiz, acaba biz bu sinyallerin yapı taşını bulabilir miyiz tartışmasının matematiksel olarak ifade edilmiş hali. Fakat bu iş daha bitmedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben bunları dedim ki, bakın şu an kanıtlanmış bir şey yok. Değil mi? Sonuçta ben ft'nin sinüslerden, kosinüslerden oluşmuş olabileceğini sadece hayal ettim. Şu an kanıtlamadım bunu matematik olarak ve dedim ki eğer benim hayalim doğruysa böyle bir denklem çıkması gerekir. Fakat hayalimin tam anlamıyla doğru olduğunu kanıtlayabilmek için benim a0, an ve bn katlarını bulmam gerekir arkadaşlar. Ve bunu da bir sonraki derste yapacağız. Çok da önemli bir ders olacak. İşte bu Fourier katsayılarını bulduğumuz zaman bu fikri kanıtlıyor olmuş olacağız ve daha sonrasında diyeceğiz ki artık ben örnek çözmeye hazırım. İlerleyen videolarda bundan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz derslerde sürekli olarak dönütlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bu iyi olmuş, bu kötü olmuş, bunu anlatamadın, şunu anlatabildin gibi. Bu dönütler bizim için çok önemli. Çünkü sizin için sürekli olarak bu eğitim tecrübenizi geliştirmeye çalışıyoruz. Online eğitime karşı olan o soğukluğunuzu da biraz gidermeye çalışıyoruz. Çünkü başarıyla işleyen bir sistem aslında online eğitim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.